Herkese yeniden merhabalar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Kanalda oldukça güzel ve çok tatlı bir simülasyon oyununa başlıyoruz. Disney karakterleriyle dolu bir dünyayı keşfetmeye hazır mısınız? Disney'in yeni simülasyon oyunu olan Dreamlight Valley oldukça tatlı bir görünüme sahip. Bu oyunu çok önceden Steam'de görmüştüm fakat bir türlü indiremedim, yani alamadım çünkü oldukça pahalıydı. İlk çıktığı zamanlarda 50 lira kadar bir fiyatı varmış ama tabii her şey hızla fiyatı artınca tabii Steam'deki oyunların fiyatları da arttı. Şu an indirimsiz hali 450'lerde falan olması lazım. İndirimdeyken almıştım ben. Yani yine ucuz bir şey almadım ama şunu söyleyeyim. 2023'ün sonlarına doğru bu oyunun ücretsiz olacağı söylentisi var. Onu da şimdiden sizlerle paylaşmak istiyorum. İçeriği hakkında fazla bir bilgiye sahip değilim. Hep birlikte bakacağız. Eğer bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka beğenmeyi ve yorumlara bırakmayı unutmayın. Şuradan ses çok geliyor bana ama umarım size çok gelmiyordur. Evet, oyunumuza başlıyoruz. Oyunun bu arada Türkçe versiyonu yok. Yani Türkçe dil desteklemiyor. Zaten çok az dil desteği var. Şu an böyle geliştirilme aşamasında diyebilirim. Yani henüz çok fazla bir geliştirilmiş durum söz konusu değil ama çok tatlı bir oyun ya. Gerçekten bayıldım. Buradan bir kendimize bir avatar yapmamız gerekiyor da. Avatar tarafından oluşturulan avatar kodunu girin. Avatarınızı iç aktarmak için diyor. Bunu sadece diyor bir kez yapabilirsiniz. Eğer oyunu indirecekseniz oyunu indirmeden önce Steam sitesinde avatar kod bir şeyi var. Tool diye yazıyor. Önce onu bilgisayarınıza indirmeniz lazım. Daha sonrasında oyunu indirin. Çünkü önce oyunu indirdiğinizde diğerini indiremiyorsunuz. Çok yanlış, yani saçma bence. Ama bu şekilde yapmışlar. Ve avatarımız hazır. Oo! Aa, yalnız ben bu kızın yanaklarını bu kadar yapmamıştım. Pekala, bunu düzeltmem gerekecek. Yanakları çok saçma olmuş. Şimdilik oyuna giriş yapalım. Daha sonrasında düzeltiriz. Kulaklarından Mickey Mouse. Our story begins with an ending. As you decide it's time to leave the city behind. Hikayemiz şehre geride bırakma kararı verdiğinde bir sonla başlar. Hayatın sorumluluklarından duraklama arzusuyla bir yere varırız diyor. A quick stroll along a nearby path leads you to a spot where as a child you found that life was simpler. And with a touch of imagination, all your dreams would come true. Evet, patika boyunca hızlı bir yürüyüş yaptıktan sonra çocukken hayatın olduğu bir yeri bulmuşuz. Şu an güzel bir yer bulduk. Dinlenmek için mükemmel bir yer. Ve derin bir uykuya daldık. Hayalleri hatırlamaya başlayacağız, kayıp hayallerimizi. Oldukça karanlık. Buraya bir şeyler olmuş. Ve geldik. Bu da ne? Gördüğün büyüleyici mi yoksa gerçek misin? Kesinlikle gerçeğim. Buralardan, bunlardan asla çok emin olamazsın diyor. Merlin, korkarım beni mazur görmen gerekecek. Yıllardır diyor kimseyle tanışmadım uzun bir süredir. Tamam. Dreamlight Valley'e hoş geldin arkadaşım. Bu dünya birazcık ilginç bir derecede güzel, korkutucu ve bence birazcık creepy olabilir. Tehlikeli değilmiş burası.
Diyor işte korkacak bir şey yok diyor. Hani eskiden öyleydi ama. Bir zamanlar içinde bu kadar büyü ve mucize olan başka bir yer hani bulamazdın. Ama henüz kendimi tanıtmadım. Şüphesiz kim olduğumu merak ediyorsun. Yani şuradan yazıyor zaten Merlin diye. Başka ne diyebilirim ki? Bu çok garip. Neredeyse seni tanıyormuş gibi hissediyorum. Sen harika ve güçlü bir büyücü değil misin? Aa evet. İşte. Excellent. Ben bir kahinim. Bir tahminci. Geleceği görme gücüm var benim diyor. Ayrıca simya ve şey konusunda oldukça diyor yetenekliyim. Rather peculiar. Şimdi diyor bunu kararlaştırdığımıza göre artık kim olduğunla ilgili bir meselemiz var. Ben mi? Ben Mickey. Kasa gayet sıradan biri olarak. Mickey, Biz galiba buraya şey için geldik ya, burayı kurtarmak için olabilir gibi düşünüyorum. Mickey, Dreamlike Valley'e ulaşmanın tek bir yolu rüyalardan geçmekmiş. O halde siz de büyük bir güce sahipsiniz. Yoksa buralarda nasıl olurdun? Hayır, hayatta olmaz. Abrakadabra. Tamam. Birini seç diyor. Aslında beklediğim kişinin sen olduğuna eminim. Buraya diyor kurtaracaksın. Pekala. Nasıl yardım edeceğiz? Aha, dostluk ruhu Dreamlike Valley Vadisi'nin ihtiyacı olan şeydir diyor. Well now, you see... Bir sihir, biraz merak, arkadaşlık geri gibi bir şeyden bahsediyor. Burada işte buraya ne olduğunu söylüyor sanırım. How strange. Şuraları geçin bir anlayayım. Superb. Tamam. Such a shame. Tamam, anladım. Bir zamanlar cennet diyarıymış burası. Fakat unutkanlık gelmiş, forgetting gelmiş. Uyum içinde insanlar yaşıyormuş burada normalde. Night Thorns gece dikenleri gelmiş ve bütün diyara yayılmış. Harika anıları tamamen koparmış. Biz de bunları kurtarmaya çalışacağız. Pekala. İşte diyor ki bu vadiyi tekrar diyor işte restore etmemiz için, yenilememiz için diyor bize yardım et diyor. Sana diyor biraz göstereyim hani neler yapacağını vesaire. Biraz karanlık bir yer burası. Night Thorns etrafı kaplamış durumda. Gece dikenlerinden bahsediyor. Tamam, bunlar da insanların bütün hafız yani iyi anılarının hepsini unutmasına sebep olmuş gibi şeylerden bahsediyor. Tamam. Anılarını tekrar geri döndürmemiz lazım sanırım. Hazırım diyelim. Bir şey mi yaptı bize? Pekala. Tamam. Ve sanırım hazırız. Şimdi... L tuşuna basarak... Evin içine girmeye denememizi istiyor. What an idea. Listen closely. Tam burası karanlık ya, bunu düzeltmemiz lazımmış. Gayet klasik. Evet, harika. Aa, diyor ki bravo, yaptın, başardın. Burası bizim evimiz mi? Oo. Biraz fazla temizlenmesi gereken bir yer galiba. Diyor ki her yer gece dikeniyle dolu diyor. Bu evi temizlemen lazım. Kesinlikle. Blast it all. Şimdi burayı nasıl temizleyeceğiz? E tuşuna basarak. Ha, güzel. Bunlardan bir ödül falan bir şey çıkıyor mu acaba?
Biz çalışalım. Sen otur lütfen. Bu ne? Nasıl bir fotoğraf, resim? Ha, koleksiyonlardan. Aa, anılar. 132 tane anıdan şu an için sadece bir tanesi. Ha, karakterler. Merlin var. Aa, çok tatlı. Hey! Aria, Disney'deki herkes var burada. Ha, Goofy var, Mickey Mouse var. Herkes var. Aa, çok güzel görünüyor. Bunlar ihtiyaç olan şeyler. Minik tatlı dost arkadaşlar. Balıklar, bir şeyler. Yemek için sebzeler. Yemekler gibi koleksiyonların hepsini burada gösteriyor. Ha, tamam. Bunlar bizim giydiğimiz şeyler. Tamam, bunları ben seçmiştim zaten. Ah diyor, gece dikeninden çıkardığın parlayan bir küre. Bu bir anı. Tamam, zaten herkes anılarını unutmuştu. Sanki diyor bir sis kalktı ve çok önemli bir şey hatırlıyorum gibi. Mickey Mouse ve Dream Castle. Oraya mı gitmemiz gerekiyor? Tamam, gidip orayı bulmam lazım sanırım. Burası hala... Bura böyle mi duracak? Şu an için burada bir şey yok. Neyse, bir çıkalım bakalım. Tekrar eve geliriz. Muhtemelen orası öyle olmayacak. Bunda zıplama tuşunun olmaması biraz üzücü olmuş. Yani bence bir zıplama tuşu olmalıydı ya. Bakar mısınız? Hiçbir şeyden geçemem. Havuç buldum. Şunu aç bakalım. O 177. Bir havuç daha bulduk. Birazcık Animal Crossing ve Stardew Valley karışımı bir şey gibi geldi bana sanki. Hani onları anımsattı da. He, bunları şey kürekle herhalde. Bu da bir anı. Bunları harvest diyoruz. Bu nedir ya? Sürekli havuç buluyorum sadece. Yakınlaştırma tuşu yok mu bunda? Aa diyor, güzel bir başlangıç yaptın. Yatırım tarzı, bir şeyleri düşünürken diyor gizlice birine yaklaşman gerektiğini bilmiyor musun? Şimdi mi? Bunu takdir ediyorum. Çok diyor fazla paraya ihtiyacın var diyor. Bu işte dükkanı üzgün halinden çıkarmak için. Bunun yeterli olmayacağından korkuyorum diyor. Aa, bütün köy üzgün durumda diyor diyelim. Bu kısımlarda çok fazla konuşma şeyi var. Bunları geçeceğim. Bize görev versin ya da yapmamız gereken bir şey. Paran mı var, bize ver. Lazım olabilir. Tamam, Goofy'yi bulmamız gerektiğini söylüyor. İşte iş falan verecekmiş bize galiba. Şu an bakıyorum direkt ama. M tuşuna basarak map açıyoruz. Fast travel yapabiliyoruz T tuşuyla. Falan filan. Ya zıplayama bak ne kadar kötü. Şu şeylerin üzerinden zıplayasım var ama asla zıplayamıyorum. Aa, buldum. Vallahi küreyi buldum ya sonunda. Bahsettikleri kürek. Ha, güzel. Tab tuşuna basarak 3 ve bu ne? Bunu nasıl kazıyoruz? Ha, pardon, şöyleymiş. Buradan bir şey çıkıyor mu? Buradan bir şey çıktığını zannetmiyorum. Yok. Aa, bir şey bulduk.
Para. Aynen. Güzel. Şuradan bir gidelim bakalım. Burada bir şey var gibi gördüm. Ha, gayet güzel oldu. Basit bir şey oldu şu an. Oo! Harika. Düzelttik mi? Ne oldu? Bir şey oldu şu an. Aa. Hey! Karanlıktan kurtardık. Aa, çok iyi. Bayıldım. Bakayım şöyle kızıma. Fotoğraf çekmek için. Hey, çok güzel. Oo. Biraz allığını fazla yapmışım, bunun farkındayım. Ama bunu düzelteceğim. Fotoğrafını çekelim. Şu da güzel. Sadece seçenek bu kadar mı acaba? Map'ten Merlin nerede acaba? Gerçi bizim şuraya gitmemiz gerekiyordu. Evet, gördüm. Şurada bekliyor. Bunu alayım. Ya oyun çok tatlı değil mi? Ben şu an aşırı sevdim. Bilmiyorum ama görseller falan bayağı güzel. Ya Merlin konuşmaya çalışıyorum. Mickey, burası Dream Castle. Rüya Kalesi. Birçok sır saklanıyormuş burada. Cevaplar falan. Oo, hepsini patlat. İçinde ne olduğunu hatırlamıyor gibiyim. Vadeyi kurtarmanın anahtarı. İçerideki ne var içeride? Onları serbest bırakalım. Büyük ihtimalle burada krallıklar falan var. Ve her krallık bu bahsetmiş olduğumuz karanlık dikenlerin arkasında kalmış durumda. Onları kurtarmaya çalışacağız gibi geldi bana. Bunları nasıl kurtaracağız? Nereye gitti o ya? Merlin, nereye gittin? Paramı alayım. Şurada ne var acaba? Güzel. 179 gün. Çok tatlı şeyler var. Bunları aldım mı ben acaba? Galiba aldım. Gel bakayım, gel, acilen konuşmam lazım seninle. Evet, yeni şeylerin kilidini açtık. Gece dikenlerini çıkarın. Kalenin girişi ve diğer vadinin bazı kısımlarını işte bunlardan temizleyin diyor. Burada yapmamız gereken o kadar çok görev var ki. Ben yavaş yavaş çözeceğim. Yavaş yavaş oyunu çözeceğim. Şurayı nasıl açacağız, ben onu merak ediyorum ama burayı açmak için daha güçlü bir şeye ihtiyacımız var bizim. Ama görevimiz bu yani. Bunlardan bir tanesi daha doğrusu. Gördüm, dur. Geliyorum. Şuraya gitmem lazım. Collection'ları topluyoruz. Bana niye hep havuç? Havuç ve kömür. Merhaba. Goofy'yi bulmam lazım. Yalnız karakter çok iyi değil mi ya? Bakar mısınız? Oo, gayet güzel görünüyor bence. Yani işçi gibi. Bunlar benim ne işime yarayacak, çok merak ettim. Goofy'nin burada bir yerde olduğunu söyledi sanki ama. Ya tavşan, bir şey var orada. Hey, aha, vallahi buldum. Güzel. T tuşu. Harika.
Yeni bir şeyler daha yaptık. Ya ben... Ya çok tatlı, bu ne? Kayboldu. Şimdi benim... Gerçi yok, dur, bunu şimdi yapmıyoruz galiba. Görüntü falan o kadar güzel ki, yani aşırı hoşuma gitti görüntüsü. Bakar mısınız, çok güzel görünüyor. Burasının benim evim olmadığına eminim ama kanıtlayamam. Bir girelim bakalım kim var içeride. Goofy, sonunda seni buldum. Evet, umarım görevlerimizden bir tanesi seninle konuşmaktır. Bu eşyayı vermek ister misin? Şimdi ben çayırdaki oltayı buldum ama orada hala şey olmadı. Bıraktım mı? Ne yaptım ben orada? Ha, kitap. Bunu niye veriyorum ki? Hadi verdim. Gökyüzü karanlığının ve gece dikenlerinin işte gitmesi için sanırım birini mi bekliyordum? Ama diyor bir problem var diyor. İşte kırıkmış. Al. Buyurunuz efendim. Ha, diyor ki teşekkür ederim Mickey. Şimdi diyor beni izle. Ya zaten vermemiz gerekiyor. Ah evet, ne diyeyim. Çünkü ben harika bir büyücüyüm. Galiba... Aha, bize bir şeyler veriyor. Nice diyelim. Tamam. Bizim bulduğumuz kırıkmış zaten. Şimdi, evet şimdi oldu. Tap tuşu ve 4'e basarak bunu yapabiliyoruz. Uzun bir süre basılı tutarsak eğer balığı yakalayabileceğiz galiba. Bize her şeyi, yani bir sürü şey verdi. V tuşuna basarak bu almış olduğumuz şeyleri deneyebiliyormuşuz bu arada. Neyse, gidelim. Nereye gidiyorsun? Baloncuklar çıktığı an şey mi yapacağım? Ben şimdi kesin yapamam ya. Harika. Yemek mi yemem lazım? Bunları boşuna toplamadık herhalde. Bir tane daha yiyeyim. Hey küçük dostum. Şimdi ben kesin yine tutamayacağım ya. Deneyelim. Aa tuttum. Harika. Tamam lütfen artık bana balık falan tutturma. Tamam. Bu oldukça eğlenceliydi diyelim. Balığımı tezgahında satabilirsin. Yeniden açar açmaz yani diyor. Bir anı daha mı yoksa? Ne oldu? Orada bir şey oldu. Son zamanlarda eğlenceli bir rekabet. Scroggy hayatı boyunca Goofy'nin tezgahını neden daha karlı olduğunu anlayamıyor. Goofy yardım etmeye başladı ve bu her zaman bu yardım diyor yaptığı kadar komik bir şekilde devam ediyor gibi bir şey söyledi. Yani Goofy ile alakalı bir şeyden bahsediyor. Yalnız bayağı geç de oldu. Biz hala bulmamız gereken yerler var. Onları da bulamadık. Görüşürüz. Hoşça kal. Ev yapabiliyoruz. Bir şeyler ekebiliyoruz. Hatta bizim evimiz vardı ya. Hemen evimize geri dönelim bu arada. Neredeydi bizim ev? Burası bayağı büyük bir yer. Ve benim evim nerede? Sulama kabını bulmam gerekiyor da sulama kabı nerede? Hani plaza dediği yer neresi? Evimin önünden artık şunlar bir çıkabilir mi lütfen? Şunları da ilerletmemiz lazım. Şunları bir kaldıralım. Belki burada bulabiliriz. Yine para. Tamam. Tamam.
İşte yardım ettik. Yani daha ne yapalım artık? Tamam, burada balık falan satabileceğim. Dur, öleceğim. Ne verdi bana? Gel konuş benimle. Arkadaş olduğumuz için sana yardım etmek ona göre. İyi bari bize ekmemiz için bir şeyler verdi. Oo, muz. Şunu aldık galiba. Bu da ne böyle? Acaba bu şey bana yardım etmeye çalışıyor? Bulamadığım için. Bizim envanterimizde bayağı bir şey var bu arada. Bunu yiyeyim yoksa enerjim düşüyor. Buradan düzenleyebiliyor muyuz avatarımızı? Allah Allah. Buna daha sonra bakacağım. Wow, şuraya bakın. Çok güzel. Oo, orada bir şey var. Orası bayağı sıkıntılı bir yer. Buraya... Bu da ne böyle? En iyisi şurada bir oturalım ya. İnanılmaz derecede kızım yoruldu ve ben hiçbir şey yapamadım. Merlin, seninle konuşmadan önce birkaç şey yapmam lazım. Şurada bir yerde. Bunlar, burada ne var? Galiba şuradaki sihirli şey bana eve gitmemi söylüyor. Şunlar nedir? Galiba buldum. Bir saniye. Durun. Ah be, sonunda. Sonunda buldum. Plazadaki su kabı dediği şey buymuş demek ki. Tamam, çiçekleri falan sulamak için iki tuşunu basacağız. Neyse ki evimize geldik. Evimizi düzenleyebiliyoruz. Inventory'den. Hey! aynı Sims gibi. Peki. Bakalım. Gayet güzel oldu. Tuşuna tekrar basalım. Yemek yapmak için falan şey var mı acaba? Gerçi bizde şu an sadece bunlar var. Bunların dışında bir şey yok mu? Şöyle bir şey varmış da. Bunu satabiliyor muyuz? Ah, güzel. Şöyle koysak. Satmak değil de inventory'e attık biz onu galiba. Belki şunu koyabilirim. Bunu almayayım da. Şimdi buna para da gidiyor. Şu şekilde döndürebiliyoruz. Yay! En azından... pardon... Daha yaşanılabilir bir yer oldu. Evet, bence büyük bir sorun var. O da şu. Birincisi karakterlerin zıplayamaması. İkincisi de Türkçe dil desteği olmaması. Kesinlikle. Merlin diyor ki sadece köyün üzerinde asıl olan karanlığı geri sürmekle kalmadın diyor. Aynı zamanda önceki hükümdarımız tarafından bırakılan tüm araçları da diyor buldun. İşte öyle bir şeyler yaparız biz. Yardım edeceksek gayet. Onların büyüleriyle ileride olanlarla yüzleşmek için diyor çok iyi bir silahsın. Kazma sadece biri tarafından kullanılabilir. Kesinlikle diyor işte sensin. Senin elinde olacak diyor. Sulama kabın asla diyor yeniden doldurulması gerekmez.
Bu diyor mahsullerini yetiştirme sürecini hızlandıracak ve çiçek açan her şeyi diyor koruyacaktır diyor sağlıklı bir şekilde. Şimdi de balıklardan. Oltanın yeme ihtiyacı yoktur ve asla takılmaz. Bununla beraber en derin denizin dibinde yatan balıkları bile yakalayabilirsin. Güzel. Yeeey! Harika. İkinci seviyeye kadar geldik. Birinci seviyeyi, birinci bölümde gayet güzel tamamladık. İyi oldu, güzel oldu bence. Şu an için iyi ilerliyoruz. Henüz tabii bu büyüleyici güzel yeri tam olarak kurtaramadık ama onlar için oldukça iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bence bu bölüm burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ki yeni oyunumuzu sevmişsinizdir. Açıkçası ben çok sevdim. Sadece tek sıkıntı Türkçe dil desteği olmaması bence. Ve bir de karakterlerin zıplayamaması, böyle her an zıplamak istiyorum o şeylerin üzerinden olmuyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Eğer beğendiyseniz fikirlerinizi, önerilerinizi ve oyun hakkında sormak istediğiniz her şey ya da bildiğiniz şeyler varsa mutlaka fikirlerinizi benimle paylaşın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful 'cause they try to be. They sit there being just meant to be.